Efendim gördüğünüz gibi işte min başı böyle hafif yukarıya çıkıyor, aşağıya iniyor. Sonra efendim boyun kısmı, daha sonra da kuyruk kısmı. Şimdi görelim. Yine baş kısmı satırın yukarısında, bakın şöyle hafif kavisle iniyorum. Sonra kuyruk kısmını yapıyorum. Bakın. Şimdi çok yavaş yapmıyorum çünkü mürekkep akarak kağıdı bozabiliyor. Zaten nesih yazı böyle yavaş yavaş yazılmaz. Çabuk yazılan bir yazıdır. Ben tarif ederken size biraz yavaşlatıyorum. Aslında bunu çok süratli yazmam gerekir. Yazılışı öyledir. Bakın. Evet, bu da böyle. Evet, bu da diğer min başına benziyor. Yukarıya çıkıyor, aşağıya iniyor ama kapatıyoruz min gözünü. Sonra kuyruğunu takıyoruz. Bakın şimdi. Yukarıya çıktım, aşağıya indim ve tamamladım. Burası düz. Bak burası böyle yuvarlak bir hareketle yapılıyor. Kuyruk yine bir darbeyle. Yani kuyruğu şöyle yapmayacaksınız. Bakın kuyruk şudur. Şu. Şu. Böyle bir hareket. Yukarıya çıkıyor, aşağıya iniyor ve düz kapanıyor. Sonra buraya kuyruk. Bakın. Nun çanağı, daha önce sin, sat, kaf falan yaptık. O çanağın aynısı bu. İşte baş kısmı ve çanak kısmı. Efendim, buradan satır geçer. Eklem yeri burası. Tatbik edelim. Hafif sola meyilli, bakın, düz değil. Kalem tutuşunu asla unutmuyoruz. Noktalarını koyabilirsiniz. Ben onları koymuyorum. Bakın. Böyle şöyle yaptığınız zaman bak daha güzel çıkar. Eliniz alışırsa bunu çok rahat yaparsınız ve harf daha güzelleşir. Ama böyle yavaş yavaş da yapabilirsiniz. F başının aynı. Hiçbir farkı yok. Kuyruğu da daha önce yaptığımız Ra harfi gibi. Yani F başına Ra'nın kuyruğunu taktığımız zaman oluyor vav. Bir başka ifadeyle başın olmadığını düşünün. Şuradan itibaren şöyle bakarsanız burada bir Ra harfi var bakın. Yani şöyle bir Ra harfi yapalım. Bakın. Buraya işte bir baş taktığımız zaman oldu kaf. Şey oldu vav harfi. Bakın. Vav harfi oluyor. Yazılışına bakalım. Yine tabii kalemi uygun açıyla tutuyoruz. Böyle tam bir daire çiziyoruz. Ve efendim kuyruğunu kaleme kaldırarak böyle bakın. Vav harfi de bu. Vav harfi ebced'de 6 rakamına tekabül eder. 2 vav yani çifte vav olursa 66 olur. 66 Allah lafzının ebced karşılığıdır. Onun için çifte vav bizim sanat ve medeniyetimizde önemlidir. Çifte vav 66 rakamını gösteriyor. Ve o da ismi celali simgeliyor. H harfi de dal harfinin başlangıcı gibidir. Bakın şurada bir aslında dal harfi var. Tarif edeyim bakın şöyle. Bakın dal harfinin başlangıcı. Ama dal harfi böyle geliyor. H harfi ise
Böyle dolaşarak göz yapıyor ve mim kuyruğu gibi kuyrukla aşağıya inmiş oluyor. Bakalım şimdi. Yapılışı şöyle. Hafif bir çengel yapılıyor burada. Bakın. Şöyle. Buna dikkat edin. Bu önemli. Sonra yukarıya doğru geliniyor ve ta buradan dönülerek göz yapılıyor iki tane ve kuyruk. İşte. H harfi de bu. Evet. Efendim bu da yuvarlak H, tek gözlü H. Aynen işte B harfinin inişi gibi. Efendim yukarıdan aşağıya iniyoruz. Sonra bunu böyle yuvarlıyoruz. Tabii yuvarlarken gördüğünüz gibi içeride böyle damlayı andırır bir göz meydana geliyor. Yapılışı şöyle. Yine satıra kadar bakın bu iniyor. Satıra değiyor. Sonra hafif sola meyilli olarak iniyor ve çıkıyor. Bakın. Satıra değiyor. Sola meyilli olarak iniyor ve çıkıyor. Bu sanki bakın B harfi yapar gibi bakın. Bakın şimdi işte H çıktı. Bu B harfi gibi dememin sebebi şu meyili kaçırmayın. Yani böyle yukarıya doğru yapmayın. Sanki B harfi yapıyormuş gibi bakın aşağıya doğru gidiyor ama iniyor bakın böyle çıkıyor dönerek. Eğer bu meyli vermezseniz H çok çirkin olur. Lam elif iki harf işte lam ve elif izdivac ederek bir harf meydana getiriyor. Bunun da yapılışı önce buradan başlanır. Bakın zülfe yukarıya doğru, sonra döner böyle aşağıya doğru iner. Sonra da elif yapılır. Lama değeceği yerde böyle bir hareketle çapraz şekilde gelir. Altı da efendim kef harfinin devamı gibi sanki sola meyilli olarak iner. Yani mesela burada şöyle bir kef harfi hayal edebilirsiniz bakın. Şöyle şöyle bir kef harfi. Bakın şöyle. Yapalım. Bakın yukarıya çıktım. Hafif döndüm ve kavisli bir şekilde iniyorum aşağıya doğru. Sonra elifini yapıyorum. Bakın şöyle. Ve bunu sola meyilli kapatıyorum. Tekrar yapıyorum. Kalem zaman zaman tutukluk yapabilir. Efendim, mürekkebin akışını da kontrol etmek lazım. Kalemin ucunu belki temizlemek lazım. Çünkü kem alat ile kemalat olmaz demişler. Yani kötü aletlerle muazzam ve güzel şeyler başarılamaz. Evet, lam elif de böyle efendim. Gördüğünüz gibi işte Y harfi yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Sonra göğüs yapıyor. Sonra da çanak yapıyor. Bu çanak yine işte lam çanağı gibi, nun çanağı gibi, kaf çanağı gibi. Bakın buradan kaf harfi çıkar, lam harfi çıkar, sin çıkar, sat çıkar. Aynı. Fark etmiyor.
Şöyle yapacağız. Bunun da önce bir böyle başlayışı var. Hafif yukarıya doğru. Sonra bu. Bakın böyle bir hareket. Şöyle. Sonra göğsünü yapacağız. Hafif es yaparak, hafif esneterek. Sonra çanak. Şuraya dikkat edin. Bunu daha büyük göstereyim. Bakın. Şöyle geldi. Bakın hafif iniyor aşağıya. Sonra böyle. Bakın esniyor. Yani böyle bir esneme ve es yapma şeyi var. Bunu düz yaparsanız, bilmem efendim yukarıya doğru yaparsanız çarpık çurpuk bir şey olur. Bakın.